Atom ve iyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İki farklı elementi proton sayısı farklıdır. Eğer elementler farklıysa proton sayısı farklı olmak zorundadır. Çünkü proton sayısı her elementin kendine özgüdür. Bu doğru bir ifade. İki farklı elementin nötron sayısı aynı olamaz. İki farklı elementten bahsediyorsak proton sayısı farklı olmak zorunda. Nötron sayısı farklı olmak zorunda değil. Yani bunlar izoton yapı olabilirler. İki farklı element çizelim. Farklı element dediğim için farklı harflerle sembolize ediyorum. Farklı olmalarının sebebi proton sayılarının farklı olmasıdır ama ikisinde nötron sayısı aynı olabilir. Yani izoton olabilirler. Bu aynı olamaz dediği için yanlış bir ifadedir. Aynı elemente ait iki farklı iyonun elektron sayısı aynı olamaz. Şimdi aynı elemente aitse bu iyonlar ikisinin de proton sayısı aynı olmalıdır. Mesela bunun proton sayısı A, bunun da A olsun. Farklı iki iyon dediği için biri 2 artı yüklü, biri 3 artı yüklü olsun. Farklı iki iyon yaptık. Peki bunun elektron sayısını E1 diyelim, bunun elektron sayısını E2 diyelim. Burada gördüğünüz gibi 2 ile E1'i topladığımda A'ya eşit olmalı. Burada da 3 ile E2'yi topladığımda A'ya eşit olmalı. Yani şu değerle şu değer ikisi de A'ya eşit olmalıysa ikisi birbirine eşit olmalı. Bu durumda E1 ve E2 birbiriyle aynı çıkamaz. Doğru bir ifade. Bir atom ve iyonun kütle numarası aynı olabilir. Olabilir bakın. Mesela kalsiyum atomu ve kalsiyum atomunun iyonuna bakalım. İkisinin de kütle numarası 40 olur. Artı 2 yüklü olmak aslında şuna sebebiyet vermiştir. 2 elektron verdiğiniz anlamına gelir. Bu kütle numarasını değiştirmez. Böyle bir durum olabilir. İki farklı elementin kütle numarası aynı olabilir. İki farklı elementin kütle numarası aynıysa izobar yapıdır. İzobar yapılar biliyorsunuz ki şöyle yapalım. Kütle numaraları aynı. Proton sayıları farklı olan yapılardır. Mesela şöyle iki yapı yazalım. İki farklı element proton sayıları farklı olduğu için kütle numaraları aynı olabilir. X2 artı iyonun proton sayısı nötron sayısından 2 eksiktir. X atomunun, dikkat edin tuzağa düşmeyin, burada iyonu vermiş, burada atomu veriyor. 20 elektron sayısı 20 olduğuna göre hangileri doğrudur? Şimdi şöyle yapalım bakın. Bizde bir X2 artı yüklü iyon var, bir de X atomu var. X atomunun elektron sayısı 20 ise atomun nötr olduğunu bildiğimiz için iyon yükü 0'dır. Proton sayısı da 20'dir. Proton sayısı elektron vermek ve almakla değişmez. O zaman X2 artı yüklü iyonun da proton sayısı 20'dir. Peki bunun elektron sayısı kaç olacaktır bu durumda? 18. Bir de şöyle bir bilgi veriyor bana. İyonun proton sayısı nötron sayısından 2 eksiktir. Proton sayısı nötron sayısından 2 eksikse proton sayısı 20 olduğuna göre nötron sayısı 22 olmalı. Bu durumda kütle numarası da ne olacaktır bunun? 42 olacaktır. Peki X2 artı iyonun elektron sayısı nötron sayısına eşittir. Bakalım elektron sayısı 18, nötron sayısı ise 22. Demek ki eşit değilmiş. X2 artı iyonun elektron sayısı 18'dir. Onu bulduk zaten, doğru. X atomunun toplam nükleon sayısı 42'dir. Bu sefer atomu soruyor bize. Peki bunun nötron sayısı 22 ise bu atomun da nötron sayısı 22'dir. İzotop olduğu ile ilgili falan bir bilgi de bize vermiyor bu arada. Atomunun nükleon sayısı 42'dir. Topladığımızda burası da yine 42 çıkacaktır. İkisinin tek farkı arkadaşlar soldakinin 2 elektron vermiş olmasıdır bu arada. Cevabımız bu durumda ne olacaktır? D seçeneği. X eksi iyonu XA iyonu 4 elektron verdiğinde iyon yükleri eşit oluyor. Y atomunun diyor bakın, iyonun değil, elektron sayısı 17 olduğuna göre YA iyonunun elektron sayısı kaçtır? Peki şöyle yapalım ilk etapta biz. X eksi iyonu 4 elektron verdiğinde her elektron verdiğinizde artı yük kazanırsınız. 4 elektron verdiğinde ne olacaktır? Artı 4 yük gelmiş olacak. Dolayısıyla yükü artı 3 olacaktır. YA iyonu ise 4 elektron alırsa eksi 4 yük daha kazanmış demektir. Peki şimdi bu durumda iyon yükleri birbirine eşit oluyormuş. Yani 3 eşittir A eksi 4 oluyor. Demek ki A'nın değeri kaçmış? Artı 7'ymiş bu durumda. Peki Y atomunun elektron sayısı 17 ise Y'nin proton sayısı da 17'dir. Çünkü atomun yükü yoktur. Ama bize YA iyonunu soruyordu. YA iyonunun artı 7 yüklü olduğunu yukarıda bulduk. Peki proton sayısı da 17 olduğuna göre elektron sayısı kaç olmalıdır? 10 olmalıdır. Cevabımız bu nedenle A çıkacaktır. X10 atomu ile izoelektronik olan Y16 atom iyonu için verilen ifadelerden hangileri doğrudur? İzoelektronik demek elektron sayısı ve dizilimi aynı olacak demektir. Peki X'in 10 protonu var ve 10 elektronu var. Y16 ile izoelektronik olduğuna göre bunun da 10 elektron olmalıdır. Bu durumda A değerinin artı 6 çıktığı görülmüştür. Katyondur, evet, artı yüklüdür. İyon yükü eksi 2 değildir, artı 6'dır. Nötron sayısı elektron sayısından 4 fazla ise kütle numarası 30'dur. Nötron sayısı elektron sayısından 4 fazla ise elektron sayısı 10'du.
Nötron sayısı bundan 4 fazlaysa 14 olacaktır. Bu durumda kütle numarası da 30 çıkar. Cevabımız bu nedenle C seçeneğidir. Yukarıda X, Y ve Z atomlarının nötron ve proton sayıları arasındaki ilişkiyi belirten grafik verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Y ve Z birbirinin izotonudur. İzoton demek nötron sayısı aynı, proton sayısı farklı demektir. Y ve Z'nin gördüğünüz gibi nötron sayısı B'dir. Ama proton sayısı Y'de A iken Z'de B'dir. Nötron aynı, proton farklı ise izoton yapı olur. X ve Y birbirinin izotopudur. İzotop olmak için proton aynı, nötron farklı olmalıdır. Şöyle rengi değiştirelim. X ve Y'nin proton sayısı dikkat ederseniz her ikisinin de A değerindedir. Y'nin nötron sayısı B, X'in nötron sayısı A olduğuna göre proton aynı, nötron farklı durumu olduğu ve izotop oldular doğrudur. X ve Z atomlarının fiziksel özellikleri farklıdır. X ve Z'nin dikkat ederseniz proton sayısı farklı, nötron da farklı. Bunlardan biri bile farklı olsa fiziksel özellik farklı çıkacaktır zaten. Cevabımız E çıkar. İzoton olan iki tanecik ile ilgili, yani bunların nötron sayısı aynı, proton sayısı farklıdır. Şöyle yapalım. X diyelim. Proton sayısı farklı olduğu için farklı harf resim geliyorum. Çünkü farklı bir atoma ait demektir proton sayısının farklı olması. Y diyorum. İzoton, nötron sayısı aynı demekti. Her ikisinin nötron sayısı A olsun. X'in proton sayısı B, Y'nin proton sayısı da C olacak. Tanımsal bir durum. İzotonla nötron aynı, proton farklı olmalı. Proton farklıysa kimyasal özellik farklı olmak zorunda. Çünkü biz kimyasal özellikte proton ve elektron sayısına bakarız. Bunların ikisinden biri farklıysa kimyasal özellik farklı yapılar var deriz ki burada proton farklı. Fiziksel özellik aynı olamaz çünkü kütle numaraları bir kere aynı çıkmıyor dikkat ederseniz. Yani mol kütleleri aynı değil. Protonlar aynı değil zaten. Bu da fiziksel özelliğin farklı olmasının nedenidir. Elektron sayıları aynı olabilir. Elektron sayıları aynı olabilir mi? Bu iki tanecikten herhangi birine iyon diyor mu bilmiyoruz orasını. Şu anda eğer nötrse bunun elektron sayısı B, bunun C'dir. Dolayısıyla bunların elektron sayısı nötrken aynı olamaz. Ama bir iyonsa eğer, mesela atıyorum bu artı 2 yüklü iyonsa buranın B çıkma ihtimali olur. Bu nedenle elektron sayılarının aynı olabilme durumu vardır. Eğer iki nötr izoton yapı deseydi bana, o zaman elektron sayıları aynı olamazdı. Çünkü proton farklı olacağı için elektronlar her zaman farklı çıkacaktı. Ama biri iyon olursa elektron sayısını yakalayabilir diğerinin elektron sayısını. Cevabımız B olacaktır. Silisyum iyonu için verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? Toplam temel tanecik sayısı 44'tür. Temel tanecik proton, nötron ve elektronun toplamıdır. Peki bulalım. Artı 2 yüklü iyon 21 protonu varsa 19 elektronu olacaktır. 21, 23 daha 44 de nedir bunun? Kütle numarasıdır. Toplam temel tanecik sayısı diyorsak protonumuz ve nötronumuzun toplamı zaten 44, onu gördük. Elektronumuz da 19 olduğuna göre bunları topladığımızda 44'ten büyük çıkar, yanlıştır. Oksijen ile oluşturduğu silisyum dioksit bileşiğinde toplam 37 elektron vardır. Silisyum atomu 21 protona sahip olduğu için 21 elektron getirir yapıya. Oksijenin 8 protonu olduğu için 8 elektronu vardır. O halde 21 elektron artı 2 çarpı 8 elektron da oksijenden gelecektir. Toplam 37 elektron olacaktır bu yapıda. Çekirdek yükü 21'dir. Çekirdek yükü proton sayısıdır ve onun da 21 olduğunu buradan görüyoruz. Yanlışı sorduğu için cevabımız A olmalıdır. Nötr atom ve iyon için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şöyle yapalım isterseniz. Nötr bir atom, kalsiyum için yapıyorum. 20, elektron da 20 olacak bu durumda. Ve bunun iyon haline bakalım. Artı 2 yüklü olsun, elektron sayısı 18 olacaktır. Peki elektron sayısı proton sayısından büyük olan tanecik anyondur. Bir de elektron sayısını proton sayısından büyük olduğundan bir tane yapalım. Mesela klor 17, nötr olduğu için 17. Klor 17, eksi 1 diyelim, bu da 18. Eğer elektron sayısı proton sayısından büyükse elektron almış demektir. Elektron alınca eksi yüklü bir tanecik olacaktır. Dolayısıyla elektron sayısı proton sayısından büyük olan tanecik, yani sağdaki, anyondur, yani eksi yüklüdür. Elektron sayısı proton sayısına eşit olan tanecik nötrdür. Evet, elektron sayısı proton sayısına eşit olan tanecik nötr olur. Burada da gördüğünüz gibi soldakiler nötrdür. Nötr atom aslında olacak burası. Nötr atom iyon haline dönüşürken, yani elektron verirken veya alırken temel tanecik sayısı değişmez. Temel tanecik sayısı tabii ki değişir. Çünkü temel tanecik sayısı proton, nötron ve elektronun toplamıdır. Siz elektron verdiğinizde elektron sayınız azalacak, temel tanecik sayısı düşecek ve elektron aldığınızda temel tanecik sayısı artacaktır. Nötr atom iyon haline dönüşürken ya elektron vermek zorunda ya almak zorunda. O zaman temel tanecik sayısı olan proton, nötron, elektron toplamı değişir.
Nötr atom katyon haline geçerken, yani elektron verirken, nükleon sayısı değişmez. Nükleon sayısı kütle numaradır. Elektron alışverişinde kütle numarası değişmez. İyonların kütle numarası elektron sayısı ile nötron sayısının toplamından daima farklıdır. Normalde kütle numarası nedir arkadaşlar? Proton sayısı ile nötron sayısının toplamı kütle numarasını verir. Ama siz bunu iyon haline getirdiyseniz elektron sayısı A'dan farklıdır. Nötrken A idi ama burada bir değer olursa elektron sayısı A değerinden farklı bir değer olacaktır. Yani proton sayısından farklı olacaktır. O yüzden bu ikisinin toplamı kütle numarasını veremez. Burası A'dan farklı çıkacağı için kütle numarası olması gerekenden farklı çıkar bu işlemi yaparsanız. O zaman iyonların kütle numarası elektron sayısı ile nötron sayısının toplamından daima farklı çıkacaktır iyon olduğu için. İyonları ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Hacmi büyük olan X5 artı iyonudur. Bakın buradaki soldaki yapı elektron almış, sağdaki yapı elektron vermiş. Şöyle düşünelim isterseniz biz bunları. Bunu proton sayısı A olsun, eksi 1 olduğu için elektron sayısı A artı 1 olacaktır. Diğerini ise proton sayısı A iken 5 artı yüklü olduğu için burası da A eksi 5 olacaktır. Şimdi buraya baktığımızda A tane proton A artı 1 tane elektron çekecek. A tane proton A eksi 5 tane elektron çekecek. Burada elektron başında çekim kuvveti daha fazladır. Çünkü elektron sayısı azdır proton sayısı aynıyken. Yani elektron aldıkça çapınızın artması lazım. O yüzden X eksi yüklü iyon elektron alan olduğu için elektron verenden daha büyük bir çapa sahip olmalı. Yani hacmi daha büyük olmalıdır. Hacmi büyük olan X artı 5 olmaz. Elektron sayısı fazla olan anyon olandır. Çünkü elektron almıştır bu. Katyon olansa elektron vermiştir. Elektron sayısı fazla olduğu için zaten çapı daha büyüktür. İki iyonun da çekirdek yükü aynıdır. Elektron almak vermek proton sayısını değiştirmez. Proton sayısı da çekirdek yükü demektir. O yüzden iki iyonun da çekirdek yükü aynıdır arkadaşlar. XA iyonunda elektron sayısı nötron sayısına eşittir. X atomunun çekirdek yükü 19 olduğuna göre A değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle yapalım. XA iyonunun kütle numarası 37. Peki elektron sayısı nötron sayısına eşit olduğuna göre elektron sayısı E ise nötron sayısı da E olmalıdır. Bu arada X atomunun çekirdek yükü 19'dur. X atomunun çekirdek yükü 19 ise iyonun da 19'dur. Çünkü iyon haline gelmek proton sayısını değiştirmez. Peki bu durumda E'yi buradan bulabiliriz gördüğünüz gibi. 37'den 19 çıkardığımızda E değeri gelecektir. Çünkü protonla nötronun toplamı kütle numarasını verir. Peki bu durumda E'nin burada 18 çıktığını hesaplayabiliriz. Eğer E 18 ise A değeri de ne olmalıdır? Artı 1 olmalıdır. Dolayısıyla A değerinin artı 1 olduğunu böylece bulmuş olduk. X2 eksi iyonunda nötron sayısı proton sayısından 2 fazladır. X2 eksi iyonunda elektron sayısı 10 olduğuna göre toplam nükleon sayısı kaçtır? Nükleon sayısı neydi arkadaşlar? Kütle numarasıydı. Peki şöyle yapalım. X2 eksi iyonunun elektron sayısı 10'muş. Demek ki proton sayısı 8'dir. Ve nötron sayısı proton sayısından 2 fazlaysa nötron sayısı da 10'dur. Dolayısıyla kütle numarası 18'dir. Yani nükleon sayısı 18'dir. Yukarıda verilen atom ve iyonlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 3 yapı da birbirinin izotopudur. İzotop olmak için proton aynı, nötron farklı olmalıdır. Burada protonum 16, nötronum da 16. Burada protonum 16, nötronum 18 çıkmalı ki 34 olsun. 16 ve de bu da kaç olmalıdır? 17 olmalıdır ki 33 çıksın. Evet, hepsinin protonu aynı, nötronu farklı olduğu için üçü de birbirinin izotopu olacaktır. Birinci ve ikinci yapıların kimyasal özelliği aynıdır. Kimyasal özelliğe bakarken hem proton hem elektron kontrol edilmelidir. Bunun 16 elektronu var, 16 elektronu var, bunun ise 18 elektronu var. Birinci ve ikinci yapının hem proton değeri hem de elektron değeri aynı olduğu için kimyasal özelliği aynıdır. Birinci ve üçüncü taneciklerin kimyasal özelliği farklıdır. Çünkü proton aynı iken elektron sayıları farklıdır. Dolayısıyla kimyasal özelliği farklı olacaktır. Elektron sayısı en fazla olan üçüncü taneciktir. 18 olduğunu görüyorsunuz. Diğerleri 16. İkinci ve üçüncü tanecikler birbirinin izobarıdır. Bu ne demek? Kütle numaraları aynı olacak. Proton sayıları farklı olacak. Ama ikinci tanecinin kütle numarası 34 iken üçüncünün 33'tür. Kütle numarası aynı olmadığı için izobar olamazlar. Cevabımız E olacaktır.